Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bugün sizlere İngilizce'de bir ismi belirli ya da belirsiz olarak tanımlamaya yardımcı olan articles, yani İngilizce'de örnek olarak söyleyebiliriz bunu. Bunlardan bahsedeceğim. İngilizce'de bir ismi belirli ya da belirsiz olarak tanımlamaya yardımcı olan articles, İngilizce öğrenmeye yeni başlayanların ilk öğrenmesi gereken konulardan bir tanesidir. Ve İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için articles ne demek sorusu oldukça sık duyulan sorulardan bir tanesidir. İngilizce isimleri kullanırken mutlaka onlara bir herhangi bir anlamı vermek için kullanılan eklere biz articles, yani örnek diyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Articles konusunun Türkçe olarak karşılığı yoktur. Yani bu sebepten dolayı da öğrencilerin, İngilizce öğrenen kişilerin bu gramer dersini karıştırmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi de budur. Çünkü Türkçe'de karşılığı yoktur. Bu konuyu iyi bir şekilde öğrenmek için yapılması gereken kuralları ezberlemekten ziyade bu konu hakkında çok yoğun bir şekilde İngilizce örnek incelemesi yapmamız gerekmektedir. İsterseniz ilk önce İngilizce'de the indefinite article, yani belirgin olmayan örnek, a ve an ile başlayalım. A ve an isimlerin önüne gelen ve bu ismin diğer bütün benzerlerinden bir tanesi olduğunu belirtmeye yarayan article, yani örnek olarak belirtebiliriz. Peki ne demek bu? Bir herhangi bir anlamına gelecek, ismin önüne gelecek. Karşımızdaki kişiden bir kalem rica ettiğimizi veya bir kalem istediğimizi düşünelim. Şöyle bir cümle kurabiliriz. Give me a pen please. Daha önce anlatmıştık. Emir cümlesi bu. Emir cümleleri fiille başlar. Give vermek fiiliydi. Give me a pen please. Lütfen bana bir kalem ver. Karşımdaki kişiden herhangi bir kalem istiyorum. Give me a pen please. Lütfen bana bir kalem ver. Ya da it is very hot. Çok sıcak. Please open a window. Lütfen bir cam aç dediğimiz zaman a window şeklinde söyleriz. Bu karşımızdaki kişiden herhangi bir pencere açmamızı, herhangi bir cam açmamızı talep ettiğimizi gösterir. Dilerseniz şimdi e ve en kullanımından kural olarak bahsederek devam edelim. Örneklerle beraber daha iyi anlayabiliriz. E ve en isimler sessiz bir harf ile başlıyorsa ismin önüne e, isimler sesli bir harf ile, yani a, e, i, i, o ve u gibi ismin önüne en getirilir. Burada biraz sonra açıklayacağım, dikkat etmemiz gereken hususlar da var. A book, bir kitap. Kitap ismi B, sessiz harfle başlıyor. A book, E kullanıyoruz. A pen, kalem. P, sessiz harfiyle başlıyor. E kullanıyoruz. An apple, apple, elma, sesli harfle başlıyor. An kullanmamız gerekiyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken İki tane husus var. Bunlardan bir tanesi e ve en hiçbir zaman tek başına bulunan bir sıfat ya da zarfın önünde kullanılmaz. Tamlama olması gerekmektedir. Nasıl? Blue bir sıfattır. A blue. Bir mavi şeklinde kesinlikle kullanamıyoruz. Bu yanlış. A good. Good iyi anlamında bir sıfattır. A good. Bir iyi şeklinde kesinlikle kullanılmaz. Bu yanlıştır. Really. Gerçekten oldukça anlamında kullanılan bir zarftır ve tek başına bu şekilde e veya en alarak sıfat ya da zarfları kullanamıyoruz. Nasıl kullanabiliyoruz? A blue pen. Bakın sıfattan sonra, blue sıfatından sonra bir isim geldi. Blue pen bir sıfat tamlaması oldu. Bu şekilde olduğu zaman ismin önünde e kullanabiliyoruz. A blue pen. Good, iyi anlamında kullandığımız sıfattı. Good boy, iyi çocuk sıfat tamlaması oluşturdu. Bu şekilde olan sıfat tamlamamızın önünde e örnekini kullanabiliriz. Ya da big plane, büyük uçaktan bahsediyoruz. A really big plane, oldukça büyük bir uçak.
bir tamlama olduğu için yine burada E şeklinde kullanabiliyoruz. İkinci dikkat etmemiz gereken husus, E ve N bir herhangi bir anlamı taşıdığı için önüne geldiği isim mutlaka tekil olmalıdır ve sayılabilen bir isim olmalıdır. İngilizce'de isimler çoğul yapılırken sonuna S takısı alıyor. Bunlardan ilerleyen sunumlarımızda ayrıntı olarak bahsedeceğiz. E bir ve herhangi bir anlamında sayısal bir anlam da taşıdığı için kesinlikle çoğul isimlerle kullanılmaz. Yani e-books, e-pens, an-apples şeklinde kullanamayız. Ya da su sayılamayan bir isimdir. Sayılamayan isimlerin önünde de yine e ya da en öneki kullanamıyoruz. Burada vurgulamak istediğim bir husus var arkadaşlar. E ve en kendinden sonra gelen ismin yazılışına göre değil, ismin okunuşuna göre ismin önüne getirilir. Nasıl? Dedik ki en başta eğer bir isim sessiz harfle başlıyorsa önüne E, sesli bir harfle başlıyorsa N alır demiştik. Öğrencilerimizin veya İngilizce öğrenenlerin de en çok yaptığı hatalardan bir tanesi şu. Bizim burada dikkat etmemiz gereken ismin yazılışı değil, telaffuzu. Örneğin İngilizce'de saat anlamına gelen hour diye bir kelimemiz var. Bu kelime yazılışı sessiz harfle başlıyor. H yani H harfiyle E hour şeklinde kullanmamız yanlış. Çünkü bu ismimin telaffuzu şu şekilde hour şeklinde yapıldığı için yani sesli harfle yapıldığı için telaffuzu önünde N kullanmam gerekiyor. Diğer bir örnek university kelimesi yazılışı U harfiyle U harfiyle İngilizce'de karşılığı N kullanmamız gerekiyor diye düşünebiliriz en başta. Ama telaffuzu önemli. Telaffuzu U şeklinde, University şeklinde yapıldığı için bu ismimizin önünde de E kullanmamız gerekiyor. Demek ki arkadaşlar önemli olan neymiş? İsmin yazılışı değil, önemli olan telaffuzu. Yani telaffuzu sesli harfle yapılıyorsa N, sessiz harfle yapılıyorsa E şeklinde kullanmamız gerekiyor. Belirgin olmayan önekimizin. Burada the kullanımından bahsedelim ve bu the kullanımı arkadaşlar E ve N ile karşılaştırarak anlatmaya çalışalım. Eğer belli bir isimden bahsediyorsak veya bir isimden ikinci kez bahsediyorsak bu ne demek? Ben bir isimden bahsedeceğim ve karşımdaki kişi o ismi biliyor. Hangi isimden bahsettiğimi biliyorsa yani hem konuşan hem de dinleyen hangi isimden bahsedildiğini biliyor ise isimlerin önünde the kullanılır. The belirgin olan bir önektir. Kalem örneğine geri dönersek eğer burada bir sürü renkli kalemler var arkadaşlar. Ben karşımdaki kişiden bir kalem isteyeceğim, yazı yazacağım ve bu yazı yazmak için bir kalem isteyeceğim. Herhangi bir kalem. Bu kalemlerden herhangi birisini istiyorum. Can you, kendinden bahsetmiştik daha önceki sunumlarımızda. Can karşımızdaki kişiden ricada bulunurken kullanılıyordu. Give vermek fiili. Can you give me a pen please? A pen. Bana bir kalem verir misin? Ben yazı yazacağım. Bana bu kalemlerden herhangi birisini ver anlamında a pen diyorum. Eğer karşımdaki kişiden belirgin bir kalemi istiyorsan, işte kırmızı kalem gibi, siyah kalem gibi, o zaman o ismin önünde the kullanmam gerekiyor. Şu örneğe baktığınız zaman, Can you give me the red pen? Kırmızı kalemi verir misin? Şeklinde hangi kalem olduğunu belirtiyorsam karşımdaki kişi hangi kalem olduğunu anlamasını istiyorsam o ismin önünde the kullanmam gerekiyor. Diyelim ki bir odadayız ve çok sıcak. It is hot. Sıcak. Open a window please diyorum. Karşımdaki kişiden a window bir herhangi bir pencere cam açmasını istiyorum. A window şeklinde söylemem gerekiyor. Ama hangi pencereyi açmasını gerektiğini gösteriyorsam el işaretiyle o zaman pencere isminin önünde the kullanmam gerekiyor. It is hot. Open the window please. Kısaca karşımdaki kişi hangi isimden bahsettiğimi biliyorsa veya o isimden ikinci kez bahsediyorsam o ismin önünde the kullanmam gerekiyor. Çünkü the belirgin olan bir önektir. The'nın kullanıldığı diğer kurallara bakalım arkadaşlar.
The sayısal bir anlam ifade etmez. Yani e ve n bir herhangi bir anlamında kullanılıyordu. Ve bir herhangi bir anlamında olduğu için çoğul isimlerle kullanılamıyordu. Ama the sayısal bir anlam ifade etmez. Bu yüzden hem tekil hem de çoğul isimlerle kullanılabilir. The pen, the pens, the book, the books gibi. Diğer bir kullanımı doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önünde kullanılır. Yeryüzünde tek olan isimlerin. The sun, güneş. The south pole, güney kutbu. The north pole, kuzey kutbu. The sky, gökyüzü. The air, hava. The world, dünya. The earth, yeryüzü gibi. Ve yine yeryüzünde tek olan the moon, ay isimlerinin önünde the kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları tabii ki çoğaltabiliriz ama ben bu sunumda daha fazla zaman kaybetmesin diye bu şekilde özetledim. Doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önünde kullanılır diyoruz the'yi. Diğer bir kullanımı coğrafi isimlerin önünde kullanılır. Buna bakmadan önce burada the wind, rüzgar ve the rain, yağmur kelimeleri var. Yine bu da doğa olaylarıdır. Bunların önünde de yine the kullanmamız gerekiyor. Coğrafi isimlerin önünde işte the Everest, Everest Dağı, the Nile River, Nil Nehri, the Atlantic Ocean, Atlantik Okyanusu, the Mediterranean, Akdeniz, the Black Sea gibi coğrafi isimlerin dağ ve sıra dağlar, nehirler, okyanuslar ve denizler gibi coğrafi isimlerin önünde de yine the kullanıyoruz. Müzik enstrümanları eğer to play yani çalmak fiiliyle çalmak anlamında kullanılıyorsa o enstrümanların önünde yine the kullanmamız gerekiyor. Yardımcı filminden daha önce bahsetmiştik. I can play the violin. Keman çalabiliyorum. I can play the piano. Burada yanlış yazılmış. Piyano çalabiliyorum. I can play the guitar. Gitar çalabiliyorum gibi. Müzik enstrümanları çalmak anlamında kullanılıyorsa o enstrümanların önünde the kullanmamız gerekiyor. Diğer bir kullanımı sıra sayıları var. Bunlardan da yine diğer önümüzdeki sunumlarda bahsedeceğim. Sıra sayılarından önce yine the kullanıyoruz. Birkaç tane örnek vermek gerekirse the first, birinci, the second, ikinci, the third, üçüncü, the fourth, dördüncü gibi sıra sayıları ile kullanılır. Bir de arkadaşlar üstünlük sıfatı durumundaysa sıfatımız the best en iyi, the richest en zengin, the worst en kötü, the tallest en uzun, the shortest en kısa gibi bu üstünlük durumundaki sıfatların önünde yine the kullanmamız gerekiyor. Belirgin ön ek olarak. Birleşik Devletler'den oluşan ülkeler ve ülke insanlarını belirtmek için kullanılır. Yani biz eğer bir milleti kastediyorsak the Turkish, Türkler, the English, İngilizler gibi o isimlerin önünde the kullanmamız gerekiyor. Normalde ülke isimlerinin önünde the kullanılmaz ama bir ülke Birleşik Devletler'den oluşmuşsa the United Kingdom, Birleşik Krallık, the United States of America, Amerika Birleşik Devletleri gibi bu ülke isimlerinin önünde the kullanılır ama diğer ülke isimlerinin önünde the kullanılmaz. Yani the Turkey veya the England şeklinde kullanamıyoruz. Bunların dışında arkadaşlar bir de önüne en ya da the almayan yani örnek almayan isimlerimiz var. Bu isimleri de şu şekilde özetledim ben. Dil, ders ve spor isimleri öne the almaz. Yani the mat, the football şeklinde kesinlikle söyleyemiyoruz. Yanlış. Üniversite isimleri the Istanbul University diyemiyorum. Yanlış. Üniversite isimleri sadece of ile birlikte kullanılır. Yani the University of California, California Üniversitesi derken of ile beraber kullanılıyorsa önüne the getirmem gerekiyor. Ama onun dışında kesinlikle üniversite isimleri önüne the almaz. Ulaşım araç isimleri, zaman, gün ve ay isimleri, işte the Monday, the June, pazartesi ya da haziran derken kesinlikle the kullanamıyoruz. Ülke ve kıta isimleri, işte the Turkey, the England gibi veya şehir isimleri, the Ankara kesinlikle the almıyorlar önlerine. Özel isimlerde yine Ali Ahmet gibi kesinlikle önüne the almaz. Şirket ve dükkan isimleri,
dışen bakkal gibi kesinlikle önüne the getiremiyoruz. Veya bilim adları, the chemistry mesela önüne the almaz. Bu yazdığım isimlerin önünde kesinlikle the öneki kullanamıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e ve n ve the İngilizce'de belirgin ve belirgin olmayan önek olarak kullanılırlar isimlerin önünde. Kısaca özetlemek gerekirse eğer bir isimden ilk defa bahsediyorsam e ya da n ismin telaffuzuna göre, eğer o isimden ikinci kez bahsediyorsam, yani hem ben hem de karşımdaki kişi hangi isimden bahsettiğimi biliyorsa, isimlerin önünde the öneki kullanıyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sunumumu beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.